istedin? Yo, hayır. Aşağı mı iniyorsun? Evet, yemeğe. Sen neden bizimle yemiyorsun? Berin Hanım da çok sevinirdi. Bununla aşağı inmem çok zor. Ama yardım çağırırsan belki inebilirim. Tabii ki. Anne, dur bakalım. Daha kesin sonuçlar çıkmadı. Olmadı, başka doktora gideriz. Mühim olan niyet. Bir kez niyetlendi ya Civan. Olacak. Her şey iyi olacak. Olacak. Gitmese miydik acaba diyorum doktorun söylediklerini duyunca. Daha da kötüleşir diye korkuyorum şimdi. Korkma Berrin. Bunun ne sana faydası var ne Civan'a. Sen sağlam ol ki o da iyi olsun. Gelmeyecek mi bu kız yemeğe? İner şimdi. Servise başlasak mı acaba? Kızım sen başla servise. Oo, paşam. Civan. Hoş geldin. Civan. Afiyet olsun. Söyleseydiniz yardıma gelirdim. Gerek yoktu ki. Biz indik. Gel. Gel şöyle. Bana bir servis açar mısın? Aramıza hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ne güzel ya. Nihayet bütün aile tekrar beraber yemek yiyoruz. Bundan sonra hep böyle olacak. Değil mi Civan? Yukarıdan aşağı indirmek zor olmayacaksa. Nasıl olsa iyileşeceksin. O zamana kadar da. Civan, neden alt katta bir odaya taşınmıyorsun? Şimdi doktora gidip gelmeye başlayınca zor olacak. Hay aklında bin yaşa. Tabii ya. Ne dersin Civan? Oldu bu iş. Tamam o zaman, karar verildi. Böylece Civan alt kata taşınıyor. Tamam mı? Tamam. Baba. Efendim oğlum? Neyin var senin? Çok sessizsin. Nizar'a takıldı aklım. Sabahtan beri ne sesi çıktı ne soluğu. Ben de seninle bunu konuşacaktım baba. Amcam bugün şirkete geldi. İşleri ayırmamızı istiyor. Artık ben Azizoğlu şirketinin bir parçası olamam diyor. Olmaz öyle şey diyemedin mi? Dinliyor mu insanı hala? Bilmiyor musun amcamı? Ne yapalım baba? Dellendi yine belli ki. Zamana bırakalım biraz. İyi misin baba? İyiyim oğlum.